Merhaba arkadaşlar. Bugün minyatür kitap yapacağız. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün minyatür kitap yapacağız. Detaylı bir şekilde kitabın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bununla ilgili Instagram'dan çok fazla sorular geldi. Minyatür kitap nasıl yapılıyor diye. Basit yöntemlerle iki yoldan yapmaya çalışacağız. Bir tanesi çok rahat bulunabilen böyle mukavva karton. Bir bu yolla yapacağız. Bir de reklamcılardan ya da bazı kırtasiyelerde bulunan Dakota denen bu şekilde kartonlar var. Bunlar plak halinde satılıyor. Büyük halinde 30 santim, 50 santim, 1 metreye 50 santim, 30 santim. Biz bunları böyle ufak kestik. Bunların içleri böyle dolu şekilde. Bu 3 milimetre kalınlığında bir Dakota karton. Onun dışında böyle neler kestik? Böyle karton, renkli kartonlar Renkli kestik. kağıt esasında bu. Evet. Karton değil. Renkli kağıtlar kestik. Bunlar kitabımızın dış kapakları olacak. Bir tane mavi, bir tane Turuncu. turuncu kağıt kestik. Bir tane de sarı kağıt kestik. Bir tane de böyle kitap kapağı çıktı aldık yazıcıdan. Bu şekilde. Eğer internette kitap kapakları book level diye yazıldığında bunlar zaten çıkıyor oradan. Biz böyle bir tane de çıktı aldık. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bu malzemelerimiz tamam. Bir kalem. Makasımız hazır. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra beklememek için mandallarımız var. Bunlarla sıkıştıracağız. Plastik, tahta mandal ve su bazlı yapıştırıcımız var. Şimdi biz böyle bir tane Dakota kartondan kendimize göre değil mi? Evet. Boyunda kestik. Bu şekilde. Bunu ne yapacağız şimdi? Bu Onunla şekilde sileceğiz. alacağız, değil mi? Evet. Bu şekilde içine koyacağız. Bunu bu şekilde saracağız. Ve kitabımızın kapağı olmuş olacak. Buradan bunu böyle bu şekilde keseceğiz. Bakın kitap ortaya çıkmaya başladı. Eğer büyük geldiğini görürseniz şu şekilde tutulup Fazlasını keseceğiz. fazlasını keseceğiz değil mi? Evet. Bu şekilde fazlasını keseceğiz. Ve bu şekilde boyunda ayarlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Tutkalımızla Süreceğiz. açıyoruz tutkalımızı. Tutkalımızı iç kısmına bu şekilde su bazlı tutkalımızı sürüyoruz. Evet. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Elimizde uzun süre beklememek için kurumasını buradan bir tane mandal takıyoruz. Bu şekilde. Sonra da kenara Bunu koyuyoruz. kenara koyuyoruz. Bu şekilde kurumaya bekletiyoruz. Burada beklesin. Şimdi bir de mukavva kartonları kestik bu şekilde. Mukavva kartonun inceliği çok ince olduğu için bu kitabımız ince olur. Bunu kalın bir karton yapmanın yolu da aynısından 3 Üçünü. tane kestik. Bu şekilde. Ve üçünü birbirine yapıştıracağız. Aynı şekilde yine tutkalımızla bunun içine süreceğiz. Birbirine yapıştıracağız. Sonra diğerini alacağız. Diğerini de sürdük. Bu şekilde. Onu da bu şekilde yapacağız.
taşıyanları elimizde. Taşıyanları değil mi? Elimizi sileceğiz bu şekilde. Aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz. Ve şu anda hazır. Kalınlık olarak daha kalın oldu. Üç tanesini birleştirdik. Şimdi turuncu alalım değil mi? Evet. Turuncu aldık. Ve turuncuyu bu şekilde içine koyuyoruz. Hemen çevirip büyüklüğünü ayarlayacağız. Evet, bu şekilde büyüklüğünü ayarladık. Fazlasını kesiyoruz. Bir de bu şekilde fazlasını keseceğiz. Gördüğünüz gibi buradan fazlasını keseceğiz. Şimdi tekrar bunu içine süreceğiz. Evet. Bunu bu şekilde yapıştıracağız. Ve kalın bir tane kitabımız oldu. Bunu da kuruması için bu şekilde mandalımızda bu şekilde buraya koyacağız. Şimdi bunu aldık. Evet, kurumuş gördüğünüz gibi. Kitabımız hazır aslında. Ama isterseniz bunu kalemle yanlarına bu şekilde desen verebilirsiniz. Böyle yakından da gösterelim. Ve kitabımız hazır olmuş oluyor. Bir tane mavi kitabımız hazır olmuş oldu. Bu şekilde kalınlığı da böyle. Eğer kitabımızın eski bir kitap süsü vermek istiyorsak bu kısımlarını, beyaz kısımlarını kurşun kalemle şu şekilde boyarsak bu şekilde kitabımıza eski bir kitap süsü bu şekilde verebiliriz. Bu şekilde bir mavi kitabımız oldu. Diğer kuruyana bakalım. Evet, bu da kurudu. Bu da eski bir görünümlü kitabımız oldu. Aynı şekilde buna da yan tarafına bir şey yazabiliriz. Ya da bu şekilde işaret yapabiliriz. Bu şekilde kitap hazır oldu. Yan yana getirdiğimizde kitapları böyle iki tane gördüğünüz gibi kitap oldu. Bunları minyatürlerimizde değişik objelerde, yerlerde kullanabiliriz. Bir tane de çıktı almıştık böyle. Bunu da aynı şekilde içine böyle koyup bakın fazlalığını kesebiliriz. Buradan da fazlalığını kestiğimizde böyle bir kitabımız ortaya çıkmış oldu. Bunu da diğerlerin yanına koyduğumuzda evet, gördüğünüz gibi 3 tane minyatür kitabımızı çok kısa sürede hazırladık. Evdeki malzemelerle çok kolay yapabilirsiniz değil mi? Evet. Biz şimdi size yaptığımız bazı minyatürlerde kullandığımız kitapları göstereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İşte bir çalışmamızda aynı teknikle yaptığımız
bir sürü kitaplar. Bunları burada kullandık. Bu şekilde birçok kitap yaptık. Bunlar da çıktı alarak bilgisayarda yaptığımız kitaplar. Bu da diğer bir minyatürümüzde kullandığımız kitaplar. Siz de bu teknikle minyatürlerinizi yapıp işlerinde bu kitapları kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.